Merhaba arkadaşlar, acemi bir testin çözümleriyle devam ediyoruz. Demiş ki nötr bir cisim hangisini gerçekleşirse pozitif yüklü yüklenir. Şimdi cisminiz başlangıçta nötr. Nötr demek ne demektir arkadaşlar? Buradaki proton sayısıyla elektron sayısı birbirine nedir? Eşittir. Protonlar artı yüklüydü, elektronlar eksi yüklüydü. Ben pozitif yüklemek istiyorum. Dolayısıyla elektron kaybederse, yani eksi yük azalırsa ne olacaktır? Artı yük fazlalığı olacaktır ve pozitif yüklenecektir. Proton alma ve proton verme, arkadaşlar sonuçta protonlar nerede bulunuyor? Atomun çekirdeğinde bulunuyor ve çekirdekteki olan protonlar ne yapmaz? Hareket edemez. Dolayısıyla biz ancak burada elektronlar, yani hareket eden yük, sisteme elektron verebiliriz veya sistemden elektron alabiliriz. Yani protonun hareket etme şansı olmadığı için cevabımız yalnız bir Adana olacaktır. Yukarıda verilen parçanın hangisi atomun çekirdeğinin çevresinde dolanır? Arkadaşlar proton ve nötronlar nedir? Çekirdektedir. Çekirdeğin çevresinde dolanan sistem nedir? Elektronlardır, yani eksi yüklerdir. Cevabımız Bursa'dır. Sürtünme ile elektriklenen iki yalıtkan cisimde biri sürtünme sonucunda artı Q yüklerine sahip oluyorsa. Sürtünme ile elektriklemede mantık ne arkadaşlar? İki cisim, bir nötr cisim birbirine ne yapıyor? Sürtülüyor. Sürtünme sonucu ortaya çıkan ısı enerjisinden dolayı bu maddelerden bir tanesi elektron kaybediyor. Diğeri de onun kaybettiği elektronlar alıyor. Dolayısıyla bir tanesi elektron kaybettiği için pozitif yüklenirken diğeri de elektron kazandığı için negatif yükleniyor. Ve buradan buna maddeden diğer maddeye kaç tane elektron geçerse, atıyorum 3 tane mi elektron geçti? O zaman burada 3 proton fazlalığı ortaya çıkıyor. Bu da 3 elektron aldığı için burada da 3 elektron fazlalığı. Yani yükler ne olmak zorunda? Zıt ve birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla bir tanesi artı Q yüklüyse diğer parçacık da bunun zıttı ve eşit miktarda olacak şekilde eksi Q yüklü olması gerekiyor. Sürtünme ile elektriklenen cisimler arasında hangileri geçiş yapar? Arkadaşlar sürtünme sonucunda ne yapacaktır? Elektron geçişi olacaktır. Proton ve nötron çekirdekte olduğu için o proton ve nötron geçişi diye bir sistem yoktur. Hareket eden bir yükten diğerine doğru hareket eden, sürüklenen yükler her zaman elektronlardır. İletken özdeş KL küreleri arasındaki X anahtarı kapatılıyor. Hangisi gerçekleşir? Şimdi anahtarı kapattığın zaman birinin yükü artı 5Q, diğeri eksi 5Q. Dolayısıyla sahip oldukları toplam yük ne arkadaşlar? 0. Dolayısıyla ne olacaktır? X'ine nötrlenecektir. Ama nasıl nötrlenecektir arkadaşlar? Artı yükün hareket etme şansı yok çünkü artı yük burada protonları temsil ediyor. Dolayısıyla ne yapacaktır? L'den K'ya elektronlar, yani eksi yükler geçecek ve daha sonra buradaki fazlalık olan o 5 tane eksi yük sıfırlanacak. O gelen fazlalık 5 eksi de buradaki artı 5'i yok edecek ve bu da sıfırlanmış olacak. Yani ne olacak? K'dan L'ye artı yük geçer mi? Hayır, artı yük asla geçmez. L'den K'ya eksi yük akışı olur, doğrudur. Son durumda da cisimlerin toplam yükü sıfır olduğu için X de nötrlenecek, yani nötr kalacak. Cevabımız Edirne olacak. Özdeş iletken. Özdeş demek yerçaplar eşit. Anahtar kapatıldığında son yükler ne olur? Arkadaşlar anahtar kapatılıyorsa iletkenler ne yapacaktır? Toplam yükü kapasitelerini, yani yarı çaplarına göre paylaşacaklar. Bu ikisinin sahip olduğu toplam yük ne kadar? Birinde artı 6 Q var. Diğerinde de hiç yük yok. Yani sahip oldukları toplam yük artı 6 Q'yu paylaşacaklar. Peki nasıl paylaşacaklar? Bunun yarıçapı R, bunun yarıçapı R olduğu için, yarıçaplar eşit olduğu için toplam yükü toplam yarıçapa, yani 2 R'ye böleceğiz. Dolayısıyla 2'ye böldüğümüz zaman yarıçap başına artı 3 Q'luk yük kalacak. Yarıçaplar eşit olduğu için o zaman dokunmadan sonra ne olacaktır? Anahtar kapatıldıktan sonra bunun yükü artı 3 Q, bunun yükü artı 3 Q olacak. O zaman L'nin son yükü nedir? Artı 3'tür. Cevabımız Denizli'dir. Yüklü K cismi, yüklü L cismine yaklaştığında L cismi şekildeki bir dengede kalıyor. Şimdi arkadaşlar bu L cisminin neyi var? L cisminin aşağı doğru bir ağırlığı var, mg olarak ifade edeyim. Nasıl bu şekilde durabiliyor? Demek ki KL'yi ne yapıyor arkadaşlar? İtiyor. Yani demek ki bunlar birbirini iten cisimler. KL'yi itiyorsa L de K'yı itecek. O zaman bunlar birbirini ittiği için yüklü cisimler nasıl olması lazım? Aynı işaretli olması lazım ki birbirini itsin. Yani ikisi de ya artı artıdır ya da ikisi de eksi eksi yüklüdür. Birinin artı birinin eksi olma şansı yok. O zaman birbirini çekerlerdi. İkisi de eksi yüklü olabilir. Ya biri artı biri nötr olsaydı yine birbirini çekerdi. Yani yüklü bir cisimle nötr bir cisim de birbirini çeker. Birbirini itmesi için mutlaka ikisinde aynı cins yüklü olması gerekiyor. Cevabımız Bursa olacak. Yüklü K cismi nötr iletken X cismine çekirdek gibi yaklaştırılıyor. Dokundurulmuyor. Yaklaşıyor. Yaklaşınca ne olacak arkadaşlar? Etkileşim olacak. Buradaki artı ne yapacak? Buradaki eksi yükleri, serbest elektronları kendine doğru çekecek. Eksi yükleri elektronlar L ucuna doğru gidince ne olacak? Diğer uçta da artı yük fazlalığı ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu X cisminin L ucu eksi yüklenmiş, M ucu ise artı yüklenmiş olacak. Cevabımız Ceyhan'dır. K ve L noktalarında sabitlenmiş Q1, Q2 yüklüsünü birbirinden uyguladığı elektriksel kuvvet büyüklüğü F'tir. Buna göre F hangisinin değişmesiyle değişir? Şimdi arkadaşlar kuvvetin büyüklüğünden bahsediyoruz. Şimdi iki yükün birbirine uyguladığı kuvvet
K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare formülüyle bulunuyor. Yani bunların yük miktarlarının çarpımına ve aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. K dediğimizde ortamın elektriksel geçirgenliği ile alakalı bir değerdir. Ortamla alakalı yani. O zaman arkadaşlar işareti değiştirirsek, yani atıyorum buraya artı bir eksi ise birbirini çekerken, ikisi de eksi eksi olursa birbirini itmeye başlar. Ama uygulanan kuvvetin büyüklüğü ne yapmaz? Değişmez. Sadece kuvvetin yönü değişir. Dolayısıyla yük işareti onun büyüklüğünü değiştirmeyecek, yönünü değiştirmiş olacak. Q2'nin büyüklüğü değişirse evet sonuçta Q1 ile Q2'nin çarpımına bakıyoruz. Bir tanesinin yükünün artması veya azalması bu birbirine uyguladığı kuvveti etkileyecektir. D uzaklığı da ne yapacaktır? Bu kuvveti yine etkileyecek ve ters orantılı bir şekilde etkileyecek. Cevabımız Denizli olacak. 10. sorumuz demiş ki eksi yüklü X cismi nötr elektrodu çekirdek gibi yaklaştırılıyor. Yani dokununca ne var arkadaşlar? Paylaşım var. Yaklaşınca ne var? Etkileşim var. Yani bunlar ne yapacak? Birbirini itecek veya çekecek. Dolayısıyla yaklaştırdığım bu eksi yüklü cisim ne yapacaktır? Aynı cins olan elektronları, eksi yüklü elektronları itecektir. İtildiğinden dolayı cismin ittiği elektronlar ne yapacak? O cisimden uzaklaşacak ve elektroskobun yapraklarına doğru gidecek. O zaman yapraklarda eksi fazlalığı artınca o giden elektronların yerinde ne yapacak? Burada artı fazlalığı ortaya çıkacak. Yani topuz artı yüklenmiş, yapraklar eksi yüklenmiş olacak. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Buradaki eksi yüklü cisim sanki artılar kendine çekiyor, eksileri itiyor gibi düşünün. Artıların hareket etme şansı yok da. Burada elektronlar gidince burada artı fazlalığı ortaya çıkacak. Yani artılar kendine çekiyormuş gibi de yorumlayabilirsin. Dolayısıyla yapraklar eksi yüklendiği için buradaki eksiyle buradaki eksiler birbirine itecek. İttiğinden dolayı yaprak ne yapmaya başlayacak arkadaşlar? Açılmaya başlayacak. O zaman yaprakta ne olur? Biraz açılır. Önce açılıp sonra kapanma olur mu? Hayır, yaklaştırıp orada tutuyorsak sadece açılacaktır, geri kapanmayacaktır. Önce kapanma zaten başlangıçta kapalıydı, kapalı olan şey olmayacak. Yani yaklaştırdığım zaman nötr elektroskobun yaprakları ne yapacak? Sadece biraz daha açılacak, açılacaktır. Yüklü bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırılıyor. Şimdi arkadaşlar elektroskop ne yüklü? Eksi yüklü. Cismi yaklaştırıyoruz ama cismin yük miktarını biliyor muyuz? Hayır, cismin de sadece yüklü olduğunu biliyoruz. Ne olabilir arkadaşlar? Atıyorum cisim de eksi yüklü olabilir. O zaman cisimdeki eksi sonuçta yaklaşıyor. Yaklaşınca etkileşim olacak. Yani itecek, çekecek mantığına gideceğiz. O zaman eksi buradaki eksileri itecek. O zaman topuzdan itilen eksiler yaprağa doğru gidecek. O zaman yapraktaki eksi sayısı artacak. Zaten bu yaprak birbirini itiyordu. Şimdi daha fazla eksi olduğu için birbirini daha çok itecek ve yaprak ne yapacak? Biraz daha açılacak. O zaman yaprakta biraz daha açılma olabilir. Peki başka ne olabilir? Başka şu olabilir arkadaşlar. Belki yaklaştırdığım cisim eksi değil de artı yüklü olabilir. Cisim artı yüklüyse ne olacak? Bu sefer o elektroskoptaki eksileri yani elektronları kendine doğru çekecek. Kendine doğru çektiği için yapraktaki eksi sayısı azalacak. O zaman eksi sayısı azaldığı için ne yapacak? Birbirini daha az itecek. Daha az ittiği için yaprak ne olabilir? Biraz kapanabilir. Ama yük miktarını bilmiyorum arkadaşlar. Buradaki artı yük çok fazladır ve elektroskoptaki o yapraktaki eksilerin hepsini topuza doğru çekebilir. Dolayısıyla yaprakta hiç yük kalmaz. Yaprak tamamen kapanabilir. Hatta çok daha fazla artı varsa bu yapraktaki fazlalık eksilerin hepsini çeker, yaprağı nötrler. Ama hala çekecek eksiyi çekmeye çalışır. O zaman yapraktan biraz daha eksi çekince bu sefer yaprak artı fazlalığı ortaya çıkar ve kapandıktan sonra tekrar açılabilir. Yani zıt yüklü cismi yaklaştırsam ya biraz kapatır, ya tamamen kapatır ya da önce kapatıp sonra açacaktır. O zaman yaprak biraz kapanma olabilir. Yaprakların açıklığının değişmeme diye bir şansı yoktur. Açıklığı değişir demiş. Ha, yaprakların açıklığı değişir. Evet değişir arkadaşlar. Sonuçta ya biraz kapanacak ya da aynı cins yüklüyse biraz daha açılacak. Ama elektroskopun nötr olma şansı yok arkadaşlar. Çünkü biz elektroskopa dokunmuyoruz zaten. Elektroskopta fazlalık bir eksi yük var. Biz sadece yaklaşarak o eksi yükü bir taraflara topluyoruz veya itiyoruz. Yani ama oradaki toplam yük miktarını ne yapmıyoruz asla? Değiştirmiyoruz. Dolayısıyla elektroskobu tamamen nötrleyemem. Ha, sadece yaprağını nötrleme şansım yok. Yani bütün fazlalık yükleri eksileri topuza çekip yaprağını nötrleyebilirim. Ama elektroskobun tamamını nötrleme şansım yoktur. Cevabım 1 ve 3 Denizli olacak. Artı yüklü K cismi nötrlü elektrosu dokunduruluyor. Arkadaşlar bu sefer ne yapıyor? Dikkat edin, yaklaştırılmıyor, dokunduruluyor. Dokununca ne olacak? Paylaşım olacak. Paylaşım. Yani toplam yükü kapasitelerine göre, yarıçaplarına göre paylaşacaklar. Şimdi elektroskop zaten başlangıçta nötrdü. O zaman toplam yük zaten K'nın yükü artı yük. O zaman K'nın artı yükü ne yapacak dokunma sonucunda? K ve bu elektroskop birazı K'da biraz elektroskopta olacak şekilde paylaşacak. Ha neye göre paylaşacak? İşte kapasitelerine göre. Kimin kapasitesi daha büyükse yükün fazlasını o alacak. Azını öbüründe kalacak şekilde paylaşacak. Dolayısıyla elektroskop artı yükle mi yüklenir? Evet yüklenir.
Ne olur? Yapraklar topuz yaprak her tarafı artı yüklendiği için yapraklar birbirini itecek. Başlangıçta nötrdü, yapraklar kapalıydı. Şimdi artı yüklendiği için birbirini ittiği için yaprak biraz daha ne yapacak? Açılacak. Yapraklarda değişiklik olmaz demiş. Hayır arkadaşlar, elektroskop artı yüklendiği için topuzu da yaprağı da o yapraktaki artılar birbirini ittiğinden dolayı yaprak ne yapacaktır? Açılacaktır. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacaktır.